Depresyon kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şahane bir uygulamanın tanıtımını yapacağım. Hatırlarsanız daha önceki videomuzda biraz göstermiştim, lakin video uzun olmasın diye yarıda kesmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu uygulama ile telefonda birçok işlemi çok basitçe yapabileceksiniz arkadaşlar. Play Store açalım. Arkadaşlar uygulamamız bu. Yükle diyelim. Uygulama yüklenirken kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız en güncel videolara anında ulaşabilirsiniz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda arkadaşlar telefonumuza mesaj geldiğinde, çağrı geldiğinde, hatta kulaklık taktığımızda telefonumuz birkaç tane komut gerçekleştirdi. Şimdi ise konum göndermeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Mesela arkadaşınız ya da sevgiliniz sizi aradığı zaman karşı tarafa arkadaşlar direkt sizin konumunuz gidecektir. Evet, uygulamamız yüklendi. Aç diyelim. Burada ileri yapıyoruz. Tekrar ve son olarak tamam diyelim. Şimdi ise diğer telefonumuzu açalım. Çünkü bu işlemi iki telefon üzerinden yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu an iki telefon üzerinden devam edeceğiz. Bakın, bilmeyen arkadaşlar için ya da videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar, en üstte sol tarafta makro ekle var. Tıklayalım. Bakın, tetiklemeler, eylemler ve kısıtlamalar. Sizlere bunları tek tek göstereceğim. Tetiklemenin en üstte sağ tarafında arkadaşlar artı butonu var, yani plus. Tıklayalım. Bakın, arama geldiğinde bağlantı, cihaz etkinlikleri, konum, kullanıcı, hepsini tek tek saymayacağım. Mesela arkadaşımız ya da sevgilimiz bizi aradığında diyelim, yani en üstte arama ve SMS. Tıklayalım. Arama aktif olduğunda, cevapsız arama, gelen arama, arama sonlandığında arkadaşlar burada cevapsız aramayı seçebiliriz ya da arama aktif olduğunda diyelim. İzin ver diyoruz. Tekrar. Evet. Arama aktif olduğunda dedik. Kişileri seç, grupları ve numara seç. Ben özellikle numara seç diyeceğim. Yani kız arkadaşımız bizi aradığında şu işlemi yapsın diyorum. Numara seç dedik ve tamam diyoruz. Buraya numaramızı girelim. Arkadaşlar bu numarayı arayıp rahatsız etmezseniz çok sevinirim. Çünkü bu numarayı kullanmıyoruz. Şayet yazarsanız engellemek zorunda kalacağım. Daha sonra ise bakın burada tamam butonu var. Tıklayalım. Arkadaşlar bu numarayı arkadaşımızın olarak kabul edelim. Bu numara bizi aradığında telefonumuz hangi işlemi gerçekleştirsin? Bakın burada eylemler, artı butonuna tekrar tıkladık. Evet, bugün sizlere konumu gösterecektim. Konuma tıklıyoruz. GPS etkinleştir, devre dışı bırak, konum güncelleme periyodunu ayarla, konum paylaş. Arkadaşlar bizler konumumuzu paylaşmak istiyoruz. Tıklayalım. Burada bazı izinleri vermemiz gerekiyor. Uygulama kullanırken tut diyelim. Bakın, çıkış tekniği seç, SMS, yani bizler konumu karşı tarafa SMS ile göndereceğiz. Tamam diyelim. İzin ver diyoruz. Kişi seç ve numara seç. Numara seç diyelim. Az önceki numaramızı tekrar yazalım arkadaşlar. Daha sonra tamam diyoruz. Bakın arkadaşlar, tetiklemeler arama aktif olduğunda, yani sevgilimiz ya da arkadaşımız bizi aradığında eylem olarak bizim konumumuzu karşı tarafa mesaj olarak göndersin. Yalnız en önemli husus, en üstte makro ismi var. Bizler buraya depresyon yazalım. Ya da depresyondayım yazalım. Daha sonra ise en üstte sağ tarafta 3 nokta var. En altta değişiklikleri kaydediyoruz. Evet arkadaşlar, şu an işlemi gerçekleştirdik. Ben şimdi diğer telefondan arama gerçekleştireceğim. Şu an arama yapılıyor. Diyelim. Bekleyelim arkadaşlar. Bazen mesaj gecikebilir. Mesela ben bugün test yaptım. Dolayısıyla mesaj 3-4 dakika sonra geldi. Arkadaşlar şu an mesaj gelmedi. Dediğim gibi mesaj gecikebilir. Ben 3-4 dakika bekledim. Makro ekle diyoruz. Tekrar deneyeceğiz. Tetiklemeler. Burada arama ve SMS diyelim. Bakalım mesaj geldi mi? Konum paylaşma başarısız diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hata verdi. Yalnız bu hatayı neden verdi anlamış değilim. 1 dakika konum paylaşma başarısız dedi. Burada SMS alındığında tıklayalım. Numara seç diyoruz tekrar. Numaramızı yazalım.
Evet, numarayı seçtik. Tamam diyelim. Burada herhangiyi seçelim. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Eylemlere geçelim. Buradan konum diyoruz. Konum paylaş. SMS ile paylaş. Numara seç diyelim. Aynı şekilde arkadaşlar. Evet, numaramızı yazdık. Tamam diyoruz. Makro ismi T olsun ve değişiklikleri kaydet diyelim. Evet, şimdi mesaj gönder diyelim. Herhangi bir şey yazdık. Şöyle. Bakalım. Evet, mesaj geldi. Evet arkadaşlar, konum da geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi linke tıklayalım bir kere. Evet, şu an konumumuz açılıyor. Az önce neden hata verdi? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Numaranın başına +90 eklemedik. Çünkü numara bu şekilde kayıtlı bizde. Evet, şu an konum açılıyor. Arkadaşlar mesela arkadaşınız, sevginiz ya da çocuğunuz görüşme esnasında size bu şekilde konumunu paylaşabilir. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu an benim olmuş olduğum konum. Gerçekten süper. Ben şu an buradayım arkadaşlar. Şöyle tekrar deneyelim. Mesela şuradan başla diyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi konumu adım adım gösteriyor. Ben şu an gerçekten bu konumdayım. Bakın. Evet, şu an fotoğraf olarak da gösteriyor. Şu an ben bu binanın 3. katındayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten süper bir uygulama. İnan arkadaşlar, birçok işinizi bu sayede yapabileceksiniz. Daha sonra tetiklemeleri buradan isterseniz silebilirsiniz. Mesela şu numaradan mesaj geldiğinde dedik ki konumumu paylaş. Konum değil de ne yapsın? Son olarak bir kere daha deneyelim. Mesela kamerayı açsın diyelim. Bakın, kamera, fotoğraf. Ekran görüntüsü al, o da olabilir. Kamerayı etkinleştir, devre dışı bırak. Son fotoğrafı aç diyor. Son fotoğrafı paylaş diyor. Mesela ben şimdi ekran resmi alacağım. Son fotoğrafı aç diyelim. Bakın. Şu an ekran resmi seçtik. Son fotoğrafı aç diyoruz. Burada izin ver diyelim. Fotoğraflar tamam. Evet, şu an son fotoğrafı aç dedik ve emir verdik. İsmimiz en üstte T olarak ve değişiklikleri kaydet diyoruz. Şu numaradan bizlere mesaj geldiğinde mesajı gönderelim. Tabii arkadaşlar şu şekilde sallıyorum. Bakın. Burada izin vermemiz gerekiyor. Az önce almış olduğumuz ekran görüntüsü arkadaşlar. Şu an bu görmüş olduğunuz fotoğraf. Hatta daha sağlıklı olsun diye şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Evet. Uygulamamızı tekrar açıyoruz. Son fotoğrafı aç diye emir verdik. Şimdi tekrar bir mesaj gönderelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Mesajımız geldi. Aynı şekilde son açmış olduğumuz, yani son ekran resmini de bu şekilde gösterdi. Bir tane daha deneyelim ve sonrasında videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Mesela nasıl bir fotoğraf açsın? Şuradan fotoğraf değil de kamera fotoğraf demiştik. Resim çek, ekran görüntüsü al, kamera etkinleştir, devre dışı bırak. Evet, kamera etkinleştir ve devre dışı bırakabilir ya da son fotoğrafı paylaş. Bu da olabilir. Son fotoğrafı paylaş diyelim. Nerede paylaşsın? Twitter, e-posta ile gönder. Paylaş diyor. Tamam diyelim. Peki nerede paylaşacak? Burayı seçmedik arkadaşlar. Bir saniye. Sayfayı geri al diyelim. Arkadaşlar buradan eylemi silebiliriz. Mesela son fotoğrafı aç dedik. Son fotoğrafı aç dedik. Ben ofisimin fotoğrafını çektim. Şimdi tekrar deneyelim. Mesajı gönderdik. Bakın arkadaşlar, duvar resmi çıkacaktır. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar gerçekten mükemmel ötesi. Sizlere tavsiye ederim. Sayfayı geri al diyoruz. Uygulamamızı açtık. Buradan yapmış olduğunuz işlemleri görebilir ya da arkadaşlar silebiliyorsunuz. Umarım bu eğitim videosu sizlere faydalı olmuştur. Sizlerden özellikle ricam, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.